Deprem olduğu andan itibaren yurt dışı siparişleri iptal ettik. Üretim kapasitesine baktığımız zaman normal döneme göre 2,5-3 katına çıkarttık. 18 günde yaklaşık 1250 tane konteyner sevk ettik bölgeye ve üretimlerimiz 7/24 olarak devam etmektedir. Şu anda deprem bölgesindeki öngörümüz rahat bir Mayıs ayının sonuna kadar o bölgeye çalışacak gibi görünüyoruz. Fiyatlarımızı çok makul hale getirelim. Burada ticaret değil konu. Ülkemize yardım etmek diye düşündük. Depremden önce almak isteseydiniz 90-95 bin artı KDV'ydi. Şu anda 85-86 bin lira civarında veriyoruz biz onları. Konu gerçekten ülkemizse, Türkiye ise geri kalan her şey teferruattır. Bu araç Hatay'a gidiyor, deprem bölgesine gidiyor. Burada gördüğünüz üzere bir tıra 2 tane 3'e 7 konteyner koyuyoruz. K3 modeli dediğimizden. İçinde banyosu, tuvaleti, her şeyiyle olan, tam manasıyla yaşama hazır olan. Günde de yaklaşık 35 ila 40 adet şu anda tır çıkıyor. Bu da eşittir 70 ila 80 civarında K3 dediğimiz içi dolu modelden. Bu sayılarımızı da artırmak için ilave personel, ilave vardiyalar koymaya devam edeceğiz. Burada deprem bölgesine gönderdiğimiz konteynerlerden bir tanesi var. 3x7 metre, 21 metrekare alanda. İçini de göstermeye çalışayım size. Burada kapı açıldığı zaman bu modelde açık bir alan var. Salonu gibi, yatak odası gibi. Burada gördüğümüz üzere bir mini bir mutfak ünitesi var. Bir alt dolabı var. Tenceresini, tavasını koymaya. İleride fırınını falan koymak için burada bir ünitemiz var. Burada topraklı bir prizimiz var, lavabomuz var. Burada bizim kendi detaylarımızda kullandığımız, kendi ürünlerimiz olarak kullandığımız kompozit bir zemin döşeme var. Tamamen sızdırmazlık sağlıyor. Yekpare bir üründür bu. Duş teknesi, klozeti, sifonu, sabunluğuna kadar her şeyiyle temin ediyoruz bunu, hazırlıyoruz kapısıyla. Burada da bağımsız ayrı bir odamız daha var bu tarafta. Mustafa Tolunay ben, inşaat mühendisiyim. Hekim Holding Hazır Yapı Grubu'nun genel koordinatörüyüm. Yani bir konteynerin neredeyse %90 malzemesini kendimiz üretiyoruz. Ve kendimiz ürettiğimiz malzemeleri de kaynaksız yapı teknolojisi olarak galvanizli sajlarla, vida teknolojisiyle, civata teknolojisiyle birleştirerek konteynerleri gerek flatpack, gerek demonte, gerekse de monoblok dediğimiz bitmiş halde olarak hazırlıyoruz. Deprem bölgesine biz 3 metreye 7 metre 2 odalı banyolu tuvaletli olanlardan, mini mutfaklı olanlardan göndermeyi tercih ediyoruz. Bir de o bölgenin iklimine bakıyoruz biz, bizim statiker arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız. O bölgede ortalama 120 kilogram kar yükü var. Biz oraya 80 kilo kar yükü olan konteynerler de yapmıyoruz. Çünkü 80 kilogram Antep'in, Adana'nın bir yerinde, Osmaniye'nin bir yerinde tamam uygun ama çoğu yerinde uygun değil o kar yüküne. Biz ne olur ne olmaz diye, oradaki insanları da zor duruma düşürmeyelim diye kar yükünü 80 yerine 120 kilogram olarak yapıp o şekilde gönderiyoruz. Hem ısı yalıtımını sağlıyor bu aynı zamanda, hem de çatıdan gelebilecek birikme kar yüklerine karşı çok daha mukavim oluyor. Normal prizde siz işte cep telefonunuzu şarj edersiniz. Çok düşük kapasiteli bir elektrik ısıtıcıya belki dayanabilir. Ama biz burada güçlü bir ısıtıcıya da dayanıklı olacak kablolama sistemi kurduk. Kendi içindeki her şeyini bitirdik. Elektrik tesisatı kendi içinde, sigorta kutusundan tutun prizine kadar, açma butonuna kadar her şeyle hazır. -15 derecede bile, hatta -20 derecede bile çok küçük bir ısıtıcıyla bile bizim konteynerlerimizin duvarları ve çatısında sandviç panel olduğu için çok rahatlıkla yaşam alanı sağlanmaktadır. Duvarlarımızda standart olarak 5 santim kullanıyoruz. Çatıda da normalde 5 santim kullanıyoruz. İki değişik modeli var bunun. 3'e 7 dediğimiz K2 odalı banyolunun da iki değişik modeli var. Bir tarafta sanki anne baba yatacak gibi ayrı bir oda var. Bir tarafta da çocuklar yatacakmış gibi ayrı bir oda var. Açık bir mutfağı var. Yani oraya kullanacağınız yatak, yorgan veya kanepeye göre 8-10 kişi de çok rahatlıkla kalabilecek durumda şu anda. Deprem bölgesine demonte göndermiyoruz, bitmiş gönderiyoruz. Çünkü orada sıyı tesisat, elektrik tesisatıyla insanları uğraştırmak istemiyoruz. Biz burada kendi imkanlarımızla bütün kadromuzu güçlendirerek o sistemimizi hazırladık. Bitmiş ürün gidiyor bizden oraya. Tırdan indiği zaman biraz önce bahsettiğim gibi elektrik hattını, sıyı tesisat, pis su, temiz suyu bağladığınız an kullanılığa hazır. ...18 günde yaklaşık 1250 tane konteyner sevk ettik bölgeye ve üretimlerimiz 7/24 olarak devam etmektedir. Bir resmen bir acil durum ilan ettik ve acil durumda hemen personel takviyesi yaptık, vardiya sistemine geçtik. Hem vardiyaya geçtik hem de mesaili vardiyaya geçtik. Yani 24 saatinde kullanmaya çalışıyoruz şu anda. Üretim kapasitesine baktığımız zaman bu depremdeki acil durumu yaptıktan sonra normal döneme göre 2,5-3 katına çıkarttık. İskenderun, Antep şu anda daha fazla gönderiyoruz ama her şehre göndermeye devam ediyoruz. Biz
fiyatlarımızı son derece makul hale çektik. Aslında her konteynerde bizim patronumuzun kendine göre bir yardım şeyi var. Bu biliniyor bilinmiyor ama onu belirtmek istiyorum. Sayın Doktor Öner Hekim'le depremin ilk gününde biz bir toplantı yaptık. Fiyatlarımızı çok makul hale getirelim. Burada ticaret değil konu. Ülkemize yardım etmek diye düşündük. Tabii ki bunda da zararına iş yaparsak sürdürülebilir bir firma olmayız. Sürekli hizmet edemeyiz. Bunu sanayi odaları, çeşitli dernekler, sivil toplum kuruluşları, bazı spor kulüpleri bunlar talep ediyor. Biz de verebildiğimiz en düşük fiyattan verip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Depremden önce almak isteseydiniz o zamanki koşullarla bizdeki satış fiyatı yaklaşık 90-95 bin artı KDV'ydi. Şu anda 85-86 bin lira civarında veriyoruz biz onlara. 3 metre 7 metre bundan yan yana 2 tane koyduğumuz zaman 21 artı 21, 42 metrekarelik bir alan oluyor. Burada içinde 1 artı 1 veya çok küçük odalı 2 artı 1 de yapılabilir bunun. Kullanacağımız, seçtiğimiz işte kaç banyosu olsun, mutfağı olsun mu, kullanacağımız malzeme göre fiyatı değişmekle beraber o her iki modülden bir tanesine 80, bir tanesine 90 bin lira dersek yaklaşık 170 bin artı KDV gibi civarında olur. Soğuk havalarda, karda, kışta çok rahatlıkla size yaşam alanı sağlamaktadır. Bunların alanlarından, metrekarelerinden bahsetmek gerekirse 2.46 14 metrekare kullanan da vardır. Kenarına sadece bir köşesine bir tuvalet banyosunu koymuştur. Tek kişidir, iki kişidir. Çok rahatlıkla onu da idare edebilir ama bunun üst sınırı yok. Üst sınır tamamen sizin hem bütçeniz hem hayal gücünüz, konfor alanınız. Anlatabiliyor muyum? Yan yana 3 tane koyarsanız 21'den 63 metrekare yapar size. 2 tane koyarsanız 42 yapar. İçinde isterseniz 2 tane banyo tuvaletli, ebeveyn banyo tuvaletli de yapabilirsiniz. İlave bir çatı isterseniz daha ev görünümlü olsun, onun maliyeti artar, onun tipleri olur. Biz deprem bölgesine sadece 3'e 7 göndermedik ama ağırlıklı 3'e 7 2 odalı banyolu duşlu tuvaletli gönderiyoruz. Yani %90 1250 tanenin 1100 tanesi yaklaşık onlardandır. Ama onun haricinde de biz deprem olduğu andan itibaren yurt dışı siparişleri iptal ettik. Elimizde yaklaşık 150 tane ihracat malımız vardı. Bunlardan 2.46 ölçüde vardı, 3'e 7 vardı. Hepsini bölgeye sevk ettik. Biz şu anda deprem bölgesindeki öngörümüz rahat bir Mayıs ayının sonuna kadar o bölgeye çalışacak gibi görünüyoruz. Konu gerçekten ülkemizde, Türkiye ise geri kalan her şey teferruattır. Biz maksimum hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizde ev tipi konteynerlara biraz daha yer vermek gerekirse internet sitemizde yaklaşık 8-10 tane modelimiz var. Ama siz kendi projenizle bize gelirseniz ben onu böyle istemiyorum ama şu şekilde istiyorum, ölçüsü böyle olsun, içi de böyle olsun dediğiniz zaman kesinlikle sizin talebinize göre de imalat yapılabilmektedir. Şimdi konteyner ev olarak kullanacağınız zaman bunun zemin kısmına da biraz bahsetmek gerekirse temel betonu veya su basman dediğimiz şey. Burada aslında eski usullerde çok maliyetsiz olarak yapmak isterseniz küçük beton bloklardan 4 tane, 8 tane ölçüsüne göre konteynerin altına toprağı böyle güzelce onları gömerseniz beton blokların üzerinde de durabilir bu. Ama derseniz ki hayır ben burada epey kalacağım, ben bunu sürekli kullanacağım, yaz kış kullanacağım derseniz bir 20 santim içine hasırlı güzel bir su basman beton atmanız bunun için yeterlidir. Temel maliyeti de çok kaba olarak söyleyeceğim. Bölgeden bölgeye değişir tabii ki, iklim koşullarına göre değişir ama çok kaba olarak da üst yapının yaklaşık %30'u gibi düşünebilirsiniz. Afet durumunun haricinde konuşuyorum. Normal bir zamanda gelip bize sipariş vermeniz halinde en fazla bir hafta içerisinde evinize girip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ev yapmakta hiçbir sıkıntı yoktur çünkü bunlar zaten geçici yapılar. Zemine bir şekilde siz bunu bağlıyorsunuz ama istendiği an taşınabilir. Modülerdir bunlar, sistemler. Siz o arsanızın kendi içerisinde bile yer değiştirebilirsiniz herhangi bir yasal zorunluluk olmadan. Burada haritamızda görüldüğü üzere 155 ülkeye ihracatımız var bizim. Bunların içerisinde son derece sıcak olan ülkeler, artı 50, artı 60 derece olan Cezayir'in çölleri, Libya'nın çölleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler olduğu gibi İsveç, Norveç gibi son derece soğuk ülkeler de var. Aynı zamanda Kanada gibi soğuk iklim ülkeler de var. Bizim avantajımız kendi ürünlerimizi kendimiz ürettiğimiz için ve çok iyi bir mimari ve statik departmanımız olduğu için o bölgenin ihtiyacı neyse bakıyoruz, araştırmasını yapıyoruz. İklim koşullarına göre, deprem koşullarına göre duvar kalınlıklarımızı ve bütün diğer malzeme seçimlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 34 senedir malımızın sürekli arkasında durduğumuz için de dünyada şu anda 155 ülkeye ulaştık. Avustralya kıtasına da mal veriyoruz. Madagaskar adasına da veriyoruz. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine mal veriyoruz ve burada önemli olan bizim için İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi normları son derece zor, standartları son derece zor olan ülkelerdir bunlar. Türlü türlü standart isterler, türlü türlü kalite belgeler isterler. Bunların hepsini sağladığımız için de bizim için zorluk olmuyor ve sürekli sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'ne senelik 1000'e yakın konteyner gönderiyoruz. Avrupa bölgesine yaklaşık
5000'in üzerinde senede konteyner gönderiyoruz. Orta Doğu bölgesine yaklaşık 3000-3500 civarında konteyner gönderiyoruz. Bunlar sadece konteyner olarak söylediklerim benim. Bir de prefabrik binalar, işçi kampları, yatakhaneler var. Gene bu da söylediğim gibi dünyanın her bölgesine hitap etmeye çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz.